Çorum'un tek kadın taksi şoförü Gül Özbek yollarda direksiyon sallıyor. Kentte 4 yıl önce taksi şoförlüğüne başlayan 36 yaşındaki Gül Özbek, taksicilik yaparak geçimini sağlıyor. Gül Özbek, titizliğiyle hem kendini hem de ticari taksisine binen müşterilerini olası salgına karşı korumaya çalışmasıyla dikkat çekti. Aracına maskesiz yolcu almayan Özbek, herkesi bu salgına karşı daha dikkatli olmaya davet etti. Taksici, onkoloji hastası, koronavirüs vakası çıktı. Dünyayı etkilediği gibi bizleri de etkiledi. Elimizden geldiği kadar önlemlerimizi alıyoruz. Şimdi sabah direksiyona geçiyorsunuz. Evet. Gün boyu direksiyon sağlıyorsunuz. Gün boyu direksiyondayım, evet. Yolcuların biri biniyor, biri iniyor. Evet. Bir yolcu aldınız, indirdiniz. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Ne gibi çalışma yapıyorsunuz? Ondan sonra ne gibi çalışma yapıyorum? En fazla benim bir dakika mı? Ya da bir saniyemi almıyor. Hemen elimdeki bezimle, hemen bu dezenfekte ilacım var ki yanı başımda duruyor. Hemen ondan kendi değdiğim yeri, müşterimin değdiği yeri ki hani bir o sonraki gelen müşteri de aynı yere temas edip de bir şey yok ise bile olmasın. Ne onlar zarar görsün, ne ben zarar göreyim diye elimden geleni yapıyorum. İşte kolonya ikram ediyorum, mikrop kaptıysa elinde hani o mikrop gitsin gibisinden. Maskesi yoksa kendi hem önlemini alsın, hem bize önlemimizi alalım. Hani her müşterim inip bindikçe değdi. Mesela en müşterim ya en çok kapı koluna temasta bulunuyor. Kapı kolunu temizliyorum. İşte kapı kolundan tekrar inip binerken ben indikten sonra bütün kapı kollarını siliyorum. Tekrar direksiyonuma geçip devam. Yani her müşterimiz inip bindikçe bunu yapıyorum. Maskesiz binmek için ısrar eden oluyor. Peki oluyor. Ne yapıyorsunuz? Arabamda maske var. Çünkü maske takmazsanız hem benim zarar göreceğimi hem devletimize hem ve onun ne kadar çok etkilendiğimizi anlatıyorum. Anlattığım zaman da Allah razı olsun onlar da anlayışla karşılıyorlar. Allah razı olsun bakanımız, bir de bin kere Allah razı olsun bakanımız her gün ve her gün de haberlere bakarım. Gitmeyin, bak çocuklarımız bu sene okullarından oldu, liselere, üniversitelere gidemediler ve evde çocuklarımız etkilendi. Niye? Bakanımız bizler için, insanlar için, çocuklarımız için önlemler alıyor ama bizim insanlarımız bakanımızı dinlemiyor. Çünkü o bakan Allah razı olsun adam kendi yatağında yatmıyor, bizler için mücadele ediyor. Yoksa bakan hani niye bizler için mücadele etsin ki? Sonuçta kendini sağlama almış ama ne yapıyor? Benim vatandaşım diyor, benim insanlarım, benim çocuklarım diyor. Kendini koruyup korlasın ama bizim insanımız ne yapıyor? Nerede kalabalık, nerede oynama, nerede curcuna, nerede hani böyle bir insanlarla temas halindeler. Ama bir müddet bu temassızlığı uzaklaştırsak hiçbir şekilde hiçbir şey olmayacak. Mesela doktorlarımız, sağlıkçılarımız, Allah razı olsun polisimizden, jandarmamızdan, biyoda bin kere bütün yükü onlar şey yaptı. Bakanımız da diyor ki sağlıkçılarımıza da yardımcı olun, polisimize de yardımcı olun, bekçilerimize de herkese yardımcı olalım ki bu olayı atlatalım. Yurt dışındaki gibi olmayalım. Bir an evvel sağlıklı bir şekilde atlatalım. Eğer bu şekilde atlatamazsak, hep iç içe olursak bu sefer ne olur? Daha çok uzun süreye yayılacak. Uzun süreye yayılınca da ne olacak? Bu sefer maddi manevi hepimiz etkileneceğiz. 3 ay boyunca bu arabalarımız ekmek parası kazanamadı. Niye? Kredileri var. Çoğu mağdur insanlarımız var. Çok abilerimiz taksitlerini ödeyemedi. Ödeyemiyorlar da. Ama bizim insanlarımız kendini korusa, bizlere de karşı anlayışlı davransalar, şu maskesini icabında tokunsalar, birbirlerine sarılıp öpüşmeseler ya da birbirlerinden uzak dursalar, düğünlerimizde, mevlütlerimizde uzak dursalar emin ol ki bunlar olmaz.